Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizi soracak olursanız Rabbime bugünüme şükürler olsun. Rabbim bugünümüzü aratmasın. Elhamdülillah iyiyiz. Eşimle beraber oturduk. Bir video çekmeye karar verdik. Dışarıda böyle maşallah lapa lapa kar yağıyor. O acayip güzel kar yağıyor. Bereket. İnşallah her yere yağar. Şu hastalıklar hayırlısına biter. Kar yağsın ki hastalıklar bitsin. Rabbim güzel günlere kavuşmak niyetiyle inşallah. Selamun aleyküm bu arada. Herkes hoş geldi yeniden tekrardan. Yine biz, Rabia'yla beraber. Biz nasıl bir bugün video çekmeye karar verdik ya. Evliliğimizi anlatacağım. Nasıl evlendiğimizi, nasıl tanıştığımızı, nasıl evlendiğimizi. İnşallah dinlerseniz, sıkılmadan dinlerseniz çok sevinirim. İzlerseniz ya da şöyle diyebilen de olabilir. Bize ne sizin evliliğinizden falan diyen de olabilir. Ama yoğun istek üzerine arkadaşlarım, bazı arkadaşlarım YouTube'da bir ailem oldu benim, Allah razı olsun. Eşim, dostum, bacılarım, kardeşlerim oldu YouTube'da. Yani eşim de aynı. Bu da YouTube'daki arkadaşlarımızı, yazılan yorumlar çok hoşumuza gidiyor. Bu diyor ki Rabi şu yazmış, Rabi şu ablan yazmış, şu ablan yazmış diye her zaman söylüyor. Hemen yorumlara dönmeye çalışıyorum. Elimde telefonla video yükleyemekte. Elimde telefon yorumlara bakıyorum. Ne yazmışlar, ne diyecekler acaba bizim hakkımızda? Dönmeye çalışıyorum inşallah ve bu arkadaşlarım da yoğun istek üzerine nasıl tanıştığınızı çekin dediler. Sağ olsunlar, Allah razı olsunlar. Benim ilerlememi isteyen arkadaşlarımız var. Tabi her yerde istemeyenin de var. Bizim istemeyenimiz yok mu? Çok da çok tabii ki. O yüzden ben de neden olmasın dedim. Bugün yine yemek yapmaya kalkacağım her zamanki gibi. Bir dedim böyle bir video çekelim. Arada bir değişiklik olsun dedim. Her gün yemek videosu. Dışarıda kar var zaten, çok şükür yağıyor. Kar videosundan da her gün sizi sıkmak istemedim. Kar da yağıyor. Onu da bir başka gün inşallah yine çekerik. Bugünkü videomuz böyle olsun dedim. İnşallah nasıl tanıştığımızı anlatacak size. Nasıl tanıştık? Nasıl tanıştık Mehlön? Nasıl tanıştık? Adem'in sayesinde tanıştık. Eniştem var benim. Songül bacım var ya. Kimdi derim ben sürekli. İşte o tamirci yani tamirci ne olur? Yadeli olduğu için, eli ayağı yani yade olduğu için. Normalde eniştem çok temiz. Allah'a binlerce şükürler olsun. Bu da kirlidir ona. Kirliliğinin sayesinde tanıştık diye. Şimdi bizi belki kızar. Enişteyi izliyorsan yanlış anlama vallahi. Özür dilerim. Bu zaten sana dedi ya, yadeli, kirliydi. O da buna keldir. Şimdi sen kendine bakma ayağını. Behlül kel toş diyordur buna. Hep Yani kel diyerek çağırır. kesin diyecektir. Aralarında bunların bir şeyi var. O buna hani Diyanet'te. lahap koymak iyi bir şey değil. Ama kendi sadece ikisinin arasında söylenen bir şey. Bu ona kirlidir. O da buna Kel. keldir. İşte o kirliliğin sayesinde tanıştık diyor bu da. Yani. Bu benim Onun numaramı nişanlıdır. istemiş önce. Tabii Ben ki. de ne demişsin? Ne dedim? Ne dedin? Ne dedim? Kibirlenmiş. O kibirine Ana uğraşamam ben o demiş. kibriyle neyim uğraşamam dedim. Kibri niye dediniz derseniz motorun arkaya binmiş. Saçları ha bu diyor ki benim saçlarımı sen döktün diyor ya, ben dökmedim. Zaten acıcık şurası açıldı. Şu anla açıldı. Ne? Sen dedin ya benim saçlarımı hep Nasıl? sen döktün O zaman diye. saçım bu kadar dökük değildi ki benim. Her Yani çok neyse, az bir her şey neyse vardı. bekliyorum. Ondan sonra ben o kipriğine gittim konuşacağım. Abam dedim. Ve o motorlar da acayip değişik geldi gözüme. Sonra hani Yer oldu, git oldu. nasip kısmet olunca dilin ağzın bağlanırmış ya. O anlamda işte. Öyleliğinden tanıştık biz. Eniştem vesile oldu. Allah razı olsun. Hiç de pişman olmadım. Hani ben hiç pişmanım olmadım. Eşim bilmiyorum da. Tabii ben de pişman değilim. Allah razı olsun. Binlerce Allah'ıma kız razı binlerce çıkar. şükürler olsun. Vesile olanlardan. Eniştem vesile oldu. Neyse gez zaman git zaman numaramızı verdik. Konuşmaya başladık bundan. Bir yıl konuşmuşuz şakayla karışık. Evet. Bir sene. Bir sene. Tamam, 11 ay mı konuştuk daha 12 ay Öyle bir mı? şey. Bir sene ya. 15-20 günü mü kafamın başında? Bir sene konuştuk. Ondan sonra Allah'ıma şükür. Bu da hiç yalan söylemedi konuşurken. Ben de hiç yalan söylemedim. Öyleyle konuştuk. Sonra bu dedi ki ben seninle evlenmek istiyorum dedi. Ben de esnaf mı dedim. Nasıl? Esnaf mı dedim. Esnaf mı dedi. Niye denir ki la esnaf mı dedim. Ne Şaka bir bileyim. yana gerçekten diyorum. Ben de evlenmek istiyorum artık. Konuş nereye kadar da evlenelim İş bu işi dedi. burada bitirelim Bu işi dedik. burada Ya bitirelim dedi. Ferro ya Merro dedik. He, biz kaçarak evlendik. Ama kaçmayı da hiç kimseye tavsiye etmem. Hani mutlu değil mi değil miyim? Allah'ıma binlerce çok şükür. Çok Önce mutluyum. ana baba Rabbim rızasını. herkese mutluluk versin. Çok mutluyum ama Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Hiç kimseye de kaçarak evlenmeyi de tavsiye etmiyorum. Allah'ın emrini alın. Öyle evlenin.
Hani iyi bir şey, iyi bir şey mi yaptım? İyi bir şey mi yaptım? Yok yapmadım. İyi bir şey de yapmadım. Pişman mıyım? Yok pişman da değilim elhamdülillah. Kaç ara evlendim ama hani bak bak bu kaç ara evlenmiş. Tavsiye amaçlı söylemiyorum ben bunu. Şaka bir yanına da ciddileri konuşalım şurada. İkimiz karı koca oturuyor şurada konuşalım. Kaç ara evlendiğim için pişman mıyım? Pişman değilim ama kaçmasa daha iyiymiş imiş. Kaçtım kimseye de tavsiye etmiyorum. Kısa ve öz. Bundan kaça kaçmaya karar verdik. İkinci ayın 15'i. Çat çat ayaz. Buz her yer. Valla o zaman da bir kar yağdı. -20-25 vardı. İkinci ayda tam. İkinci ayın 15'i. Arabamız yolda bozuldu mu? Bozulma değil. Araba hem tüp hem benzinliydi. Araba hem tüp hem benzinliydi. Tüp dondu. Yeniden petroldan. Duydunuz mu? Benzin aldık. Benzinden geldik. Araba iki kişilik. Biz üç kişi biniyor. Bir sürücü var. Bir de ikimiz var. Araba iki kişilik yani. Arka taraf kasa boş. Pick up. Üç kişi bindik. Kaçtık bunlar. Belki o da dinliyordur. Kim? Dinlerse. Tesisatçı arkadaş. Tesisatçı arkadaş da dinliyorsa. Ondan sonra öyle bir evlilik yaptık. Kaçtık. Ondan sonra Rabbim çoluk çocuk nasip etti. Bir kızım var. 13 12 kızımız yaşında. Kızımız Emine. Kızım Emine herkes tanıyor kaç zaten. Yaşında? 12 yaşında. 12 yaşında. Oğlum var Kayran. Rabbim olmayan herkeslere nasip etsin. Evladı Allah'ım herkese koklatsın. O kadar güzel bir koku ki cennet koku. Cennet kokusu zaten evlat kokusu. Rabbim olmayanlara yine benim bilip bilmediğim Rabbim herkeslere nasip etsin. Güllümüze, Güllümün de çocuğu inşallah olacak dualarımızda. Her zaman dualarımızda Güllü. Benim ablalarım Güllü var. Abla. Bunun teyzesinin, teyzemin çocukları var. Çok istediklerim. Hülya abla, Mustafa abim eğer bizi dinliyorsan, izliyorsan Rabbim sizlere de nasip etsin inşallah. İnşallah. Kaynanamın bacısı var. Bacısının kızı var. Hem oğlu teyze işte teyze çocukları ne yapıyorlar? Teyze çocuk. Üçümüz de teyzemin çocukları yani. İnşallah onlara da nasip eder. Hülya ablama Rabbim hayırlısıyla inşallah tedavileri sonuç verir. Hayırlısıyla. Rabbim olmayan herkeslere nasip etsin. Benim amcamın oğullarının olmayor. Amca küçük amcam var onun oğlunun yok. İnşallah Mustafa'mıza da nasip etsin. Esra'mıza onun hanımının adı da Esra beni dinliyorsa. Benim bildiklerim hani bilmediğim Rabbim herkese nasip etsin. Evlat o kadar güzel ki. Evladı olan herkes bilir zaten. Allah'ım hiç kimse yaratmasın. Yokluğunu da yani bir evde olmadı mıydı? Şöyle gözün arıyor illaki. Yanına çıktı mıydı? Şimdi Kayra dışarıya çıktı oynamaya. Anne biz oynayacağız. Evin çin nağıyor. Yani çocuğu insan hemen arıyor. O yüzden biz böyle kaçarak evlendik. Çok zor şartlar altında evlendik. Kaçtığımızda bizim evlendiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Bir yatak odamız vardı. Bir yatak odası takım aldık sadece. Ondan sonra ayrıldık biz babamgilden. Hani hemen ayrılma sebebimiz de biz çok yani bu eşimle ayrılmadık. Evden ayrıldık. Ev kalabalığı zaten. Ev kalabalık oldu. İki oda, mutfak, banyo, tuvalet. Evimizi ayırdık diyeyim ben size. Evimizi ayırdık. Sadece. Biz hani köylerinde hep gelinle yan yana iniyor ya buralarda öyle. Hep kaynana yanına inerler. Çoğu yerde bizim buralar kırsal kesim hep aynı zaten. Yani ayrıyeten adam ev yaptırıp eve çıkartmıyor seni. Evleniyor ondan sonra belirli bir süreden sonra ev sahibi oluyor. Hani 3-5 sene ya da 1 sene falan beraber kalıyorsun 6 ay. Biz hiç kalmadı çünkü evde görümcelerim vardı. 2 tane görümcem kutcuydu daha. 2 tane kaynım vardı. Bir de Behlül ben annesi babası. 3 tane kaynım vardı. Yaşar vardı, Yaşar bekardı. Ondan sonra Yaşar zaten bekardı. Muhammed vardı. Emirhan küçüğüydü. Daha 3. Bir yaşında mıydı Emirhan? Ya benim kaçtığımda Emirhan vardı. Hani videolarda falan gösteriyorum ya Emirhan'ı. O 4 aylıydı daha benim kaçtığımda. Küçücüğüydü. Yine mindere koymuşlar. 4 aylıydı, küçücüğüydü. Öyle işte arkadaşlar. Biz de yani kaynanamdan kaynatamdan hiç daha çıt diye ses çıkmadı. 13 seneye döndü evlenelim. Bir kere ben onların kalplerini kırmadım. Onlar da benim kalbimi kırmadı. Allah razı olsun. Yani bu videoyu da izleyeceklerse zaten izlediler de benim görümcelerim de bilir, kayınlarım da bilir. Beni tanıyan herkes bilir zaten benim nasıl bir insan olduğum. Hiç daha kırıcı olmadım. Hani yalan dünyada kırıcı olmaya ne gerek ki? Hiç kalplerini kırmadım. Aha eşim de şahit burada. Bir kere bile kavgamız olmadı. Anayla kız dövüştü. Bizim dövüşümüz olmadı daha hiç. Öğleninden biz evlendik, bir ev tuttuk, ayrıldık. Bir yatak odası takımımız vardı evlendiğimizde, ayrıldığımızda. Sadece onu aldık, çıktık evden. Bir araba tuttuk, eşyayı koyduk, çıktık. Yatak odasımızı koyduk, yatak odamızı.
Ondan sonra Cenab-ı Allah vermiyor mu insana? Her şeyi veriyor. Gel zaman git zaman bu çalışmaya gitti. Dur zobaydı, halıydı, kilimidi. İki tane kanepe aldı. İkinci elden alıyor bunları da. Ha. Yavaş yavaş eşyaları düzmeye çalıştı. Şu oturduğum kanepelerde sıfır zaten. Bunu da geçen sene aldık. İyisi çıkmadı da sıfır ilk defa malzememiz olduydu. O da iyisi çıkmadı. Evet. İnşallah Rabbim daha iyileri nasip etsin. İlerleyin. Hani oturulmaz mı? Oturulur. Rabbim herkese versin. Olmadım benim her şeyim oldu Allah'ın izniyle. Sobamız da oldu, kanepelerimiz oldu, halılarımız, her şeyimiz oldu. Biraz ama biz sıfırdan başladı, yani. Sıfırdan hayattan başladı. Yani sıfırdan yani, bir hayat kurmaya çalıştık. Bir omuz zoruyla. O yüzden yani Rabbim hep olmayanlara her şeyler versin. İnşallah Rabbim Cenab-ı Allah'ın hazinesinde bol. Rabbim eşyaysa da veriyor. Her şeyi veriyor. Yani evladımsa olmuş, eşyamsa olmuş. İnşallah hayırlısı. Evimiz yok. Allah'ım inşallah onu da nasip eder, evimizde olur. Diyeceksiniz hep sıkıntı o mu diye. Yo, ev sıkıntı değil. Hani kafamız sormaya bir yuvamız var şimdilik. Yani. İnşallah o da olur. Hayırlısına Cenab-ı Allah verdi mi her şeyi veriyor. Bu arada ev sahibimizden de binlerce kez Allah razı olsun. Ben çok severim. Emmimle nenemi aynı. Annemiz babamız gibi severim. Ev sahibimiz. Belki yaşlılar belki dinlemezler bu telefondan. YouTube'dan bilmezler, telefondan anlamazlar, hiçbir şeyden anlamazlar. Ama gerçekten yaşlılar, Allah razı olsun. Rabbim neneme de ev sahibime de o kadar şafi ismine şifalar versin. Amin. Ki o kadar iyi bir insan ki. Yani, yani şükür yok yani onlar gibi. Ben ömrümde öyle insan tanımadım yani hiç. Yani benim çevrem hep vallıklı bir sülale ama bilmiyorum ben onlardan yani onlar kadar yakın değil yani bana. Çok iyi insanlar hani ben hep öyle dua ederim. Rabbim de dualarımı kabul etti. Allah'ım Allah'tan korkan, kuldan utanan insanlarla karşılaştırsın dedim. Gerçekten de Rabbim aynen, öyle nasip etti. Allah'tan korkan, kuldan utanan insanlar. Hacı nenem, Emine nenem, adı Emine. Çok iyi birisi. Çocuğumun adı, kızımın adı, onun adı değil. Benim kızımın adı, kaynanamın adı. Emine kaynanam var. Kızımın adı da o. Oğlumun adını da internetten buldum zaten. Görümcemden ikimiz. Özlem Görümcem var. Özlem İpek belki canlılara neyim katılıyor. Orada falan görmüşsünüzdür. Canlıma katılanlar bilir. Onunla beraber aklımıza birittik. İnge'ye kayrağı koyalım. Özlem kayrağı koyalım. Öylelikle oğlumun adına kayrağı koyduk. Rabbim adıyla yaşamayı nasip etsin. Sağlığına, sıhhatine. Ak bir boncuk zaten. Önemli olan sağlık. Önemli olan sağlık. Allah'ım sağlık sıhhat versin herkeslere. Bizim evliliğimiz öyle yoktan var olmaya çalıştık. Hani yok kötü anlamda demiyorum. Tövbe haşa. Yoktan var den Cenab-ı Allah. Biz sıfırdan başladı her şeye. Bir yatak odası takımıyla çıktık evden. Her şeyimiz oldu. Televizyonumuz oldu, oturma grubu, kanepelerimiz oldu, buzdolabım oldu. Her şeyimiz oldu. Cenab-ı Allah vermiyor mu? Veriyor. Aşama aşama veriyor inşallah. Azar azar. Hepsini birden alamasam böyle her yıl bir şeyler ufak tefek. Öyle öyle geçti. Ömrümüz böyle bitiyor. Biz evet böyle kaçarak evlendik. Bir yuva kurduk. Kaçarak evlendik. Baban geldi. Ne? Ara görmeye bizimkiler mi gitti dedem gibi. Arada öğlenin gurur kusturmadı ailemine de kusturmadı. Yani. Annem gibi de çok iyi karşıladı hani üzülmediler mi üzülürler evlat evden gidince üzülmüyor üzülmedim hani kedi evden gitse yeri aranıyor hani onlar da ciğeri yandı ama yapacak bir şey yok bilmiyorum cahillik herhalde biraz da hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Cahillik ikimiz kafa kafaya verdik işte kaçtık öyleliğine işte öyle. Başka? Başka ne var? Başka bir şey yok fazla bir şey. Okay. Şimdi zaten boyacı, alçıpancı, hani boyacı dediler mi zaten dekorasyon yani, üzerine herkes bilir şu evde yapılacak bir şeyi. Yani iç, evin pisçisi hep bunların elinden yani, geçiyor. Pasa. Boyaydı, alçıydı, süslemeydi. Şimdi şunların adı ne? Karton pier. Işık bandı. Hepsini biliyor, bunları yapar eşim. Şimdi de kış nedeniyle artık kar yağdı, havalar soğudu. Sezonumuzu kapattık. Sezon kapandı, bunların işi yok artık. Bundan sonra dördüncü aya kadar ya da havalar iyi olan alır ya dördüncü ay beşinci aya kadar evdeler bunlar. Yani.
Boyacıların işi böyle oluyor arkadaşlar. Çabuk duruyor. Hani 5. ay mı havalar soğudu mu duruyor. Yani çalışmalar için içeri iş olması lazım. Sıcak bir ortamda daire olması lazım. Daire tadilatı. O zaman devam eder işleri. Rabbim inşallah devam eder de. Ben de halı dokuyorum zaten. Beni hep bilirsiniz. Hep halıcıyım, halıcı olaraktan. Çok güzel halılar dokurduk biz. Yine dokuma yokum dokuyorduk. Bir ay içinde şu pandemi nedeniyle, hastalık nedeniyle halımız kapandıydı. Bir ay, 1,5 aydır kapalıydı. Ondan sonra biz de yani kapalı olunca mecburen bıraktık halıyı. Sonra halı şimdi açıldı, bir haftadır açık ama çocukları getirmememizi söylediler. Çocuklar gelmesin hastalık nedeniyle. Çocuklar da götürüyordum ben hep yanıma. Çocuklar da götüremeyince aklım evde kalıyor. Çoluğu çocuğu bırakıp gidemiyorum. 2 tane çocuk, 12 yaşında kız, 7 yaşında oğlan. Eve kapıyı örtüp gidemiyorum. Halıya da gidemiyorum şimdi. Her zaman götürürdüm yanıma. 2 senedir, 2,5 senedir ben orada çalışıyorum. 2,5 sene oldu mu? 3 sene, Üç üç sene sene. oldu. 3 senedir halı dokuyorum ben. 3 halıcıyım. Üçü de geçti belki. Çok güzel halılar dokuyor. İlk videolarımda var zaten nasıl halı dokunuldu. 4 sene döndü. 4 seneye dönmüş. Ben de 2,5 sene diyorum. Çocuklar hep yanıma götürürdüm. Kızım oradaki okulda okuyor. Yani halımıza yakın. Bahçenin içinde öbür tarafta okul var. Beraber azdığımız yemeğimizi oraya götürürdük. Çocuğum da kızım da yanındaydı. Oğlum da bu taraftaki okulda. Arası uzak. Dokuduğumuz halı dokuduğumuz yer 15 dakika hem yürüyor. Yok. Bayağı uzak. O yüzden yani benim işim de bitti. Bunun işi de bitti şimdi. Allah Allah yardımcımız olsun bizim inşallah. Yapacak bir şey yok. Öyle işte arkadaşlar. Bu boyacı dekorasyoncu. Ben halıcıyım. İş imkanları yok. Buralar kırsal kesim. İş yok yani buralarda. Öyleliğinin. Buradan bacım Songül'e de selam selam olsun canım ciğerim bacım Songül bacıma. Artı canım can arkadaşlarım var benim. Safiye, Emine, Güllü, Havana. Bunlara kucak dolusu sevgiler. Çocukluk arkadaşım bunlar benim. Size selam gönderiyorum Güllüm. Her zaman Güllü hem benim teyzemin kızı olur. Hem bacım. Ya bunlarla bu arkadaşlarımla kan bağım yok ama kan bağdan çok değerli benim bu arkadaşlarım. Bacı ne insana yani. Onlar gibi arkadaşın bacın olduktan gilli. İşte çok sevdiğim arkadaşlarım bunlar. Selam gönderiyorum arkadaşlarıma. Çocukluk arkadaşlarım. Songül bacıma. Anneme babama buradan anne baba izliyorsanız size de selam gönderiyorum. Gelinimiz Esra'ya ve kardeşim Yasin'e selam gönderiyorum buradan. Evet arkadaşlar bu arada ben YouTube kanal açmaya, video çekmeye nasıl karar verdim derseniz Rabiş sen nasıl karar verdin diye. Video çekimlere çok imreniyordum. Ben niye yapamayayım? Benim neyim eksik? Hani niye yapamayayım diye düşündüm. İnşallah da yapacağım Allah'ın izniyle. Sizin sayenizde, önce Allah'ın izniyle sonra sizin sayenizde beni izlediğiniz için inşallah Rabbim yürü ya oğlum derse kademe kademe ya. Artacağım, yükseleceğim hayırlısına inşallah. Güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum yani. Yapmaya da çalışıyorum. Siz izleyin, beğenin. Benim hayatımı görün. Nasıl bir hayat yaşıyorum. Hepsini göstermek istiyorum ben size. O anlamda YouTube kanalım da var. Bu arada zaten görüyorsunuz. Karar verdik. Niye yapamayayım? Yapamayan diye. Yapaman dedilerdi başta. Yapaman, sen yapaman demen. Yapanlardan neyim eksik? Ben de yapacağım. Karar verdik. Öğleninin Gulgul'a vesileymiş. Karar verdik. Yapmaya başladık. Bir kanal açtık. Videolarımda şimdilik Allah'a şükür izlenme oluyor mu? Az oluyor ama zamanla inşallah çoğalacak. İnşallah birbirinizle paylaştıkça çoğalacak. Eşe, dosta, herkese tavsiye edin beni inşallah. Beni de severek izlersiniz. Eşe, dosta tavsiye edin. Herkes izlesin. Herkes abone olsun. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Bu arada yine hızlı konuşmaya başladım. Bazı izleyicilerim, takipçilerim diyor ki çok hızlı konuşuyorsun, heyecan yapıyorsun diye. Heyecan yapmayın mı? Yapıyorum sizi gördükçe. Sanki şimdi karşı karşıya oturuyorum gibi ben sizlerine. Heyecan yapıyorum. Eşim de buradan kalktı. Ezan okunuyor bu arada. İkindi ne oldu burada? Aziz Allah, la ilahe illallah. Biraz belki sesi geliyordur mübarek. Kanalımı da açtım. İnşallah Rabbim izlenmeyi de nasip eder. Rabbim herkeslere bol kazançlar nasip etsin. Videomu da burada sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Like atmayı unutmayın. Bir de attığınız like'ları mesela yorum yazıyorsunuz ya. Yorum yazdığınız orada like işareti var. Onlara hepsini bütün yorumlara erinmezseniz hepsine basın ne olur. Ne kadar çok yorum yapıp ne kadar çok like atarsanız benim o kadar yükselmeme vesile olursunuz.
Herkesin Allah razı olsun. Beni izleyenlerden, beni dinleyenlerden. Sizin sayenizde buradayım. Sizin sayenizde kanalım açıldı benim. Allah'ım razı olsun sizden, hepinizden. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.